Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar 11-17 Ocak haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Güneş Oğlak burcunda ilerliyor. Evet, bu hafta yeni ay doğacak. Yeni ay öncesinde ayın ışığı kapanacak. Pazartesi ve salı artık ayı görmüyoruz gökyüzünde. Ee, bu faz, ayın bu karanlık fazı aslında bizim de biraz içe dönmemiz için fırsat olabilir. Tefekkür için, biraz maneviyata yönelmek için, uygun zamanlar. Hem geçtiğimiz birkaç haftayı da şöyle bir gözden geçirip değerlendirebiliriz. Ee, neler kazandık, neler kaybettik, planlarımız neydi, ne kadarına ulaştık. Bunları şöyle bir değerlendirebiliriz ve yeni ay hedeflerimize de odaklanabiliriz. Yeni ay 13 Ocak'ta, çarşamba günü, sabah 8'de doğacak. 23 derece Oğlak Burcu'nda. Pluto ile birleşen güçlü bir yeni ay, yükselen derecesi de Oğlak çünkü ve Venüs Oğlak'ta. Gezegeniniz Mars Boğa burcunda, Uranüs Boğa burcunda. Dolayısıyla toprak elementinin etkisinin yoğun olduğu bir yeni ay. Hayatımızda biraz daha elle tutulur somut değerler istiyoruz, güvence istiyoruz. Ve 3. evinizde doğan bu yeni ay ticari girişimleriniz, bazı anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz adına Size kararlar verdirebilir. Yeni kapılar açabilir. Kardeşlerinizle ilgili konular aktifleşiyor. Yakın çevrenizde bazı düzenlemeler olabilir. Yer değişimleri ya da komşularınızla ilgili böyle değişimler olabilir. Eğitime başlamak. Bir seyahatin gündeme gelmesi. Yine yeni ayda kapsam gündemimizde olabilir. Mars'ın boğada olması Uranüs ile beraber ve önümüzdeki süreçte Güneşin ilerleme aşamasında Mars'la, Uranüs'le ve Kova burcundaki Satürn'le birleşimlerde olması aslında birçok hayatınızda mücadeleler olabileceğini de gösteriyor. Bunlar evet yakın çevreniz, kardeşleriniz, akrabanız, belki ailenizle ilgili konularda olabilir. Birlikte çalıştığınız aile üyeleri olabilir. İşle ilgili, iş birlikleriyle ilgili bazı anlaşmalar içerisinde olabilirsiniz. Süre gelen ilişkileri belki gözden geçirip bunları yeni bir forma kavuşturacaksınız. Yeni bir aşamaya taşıyacaksınız. Bunlar olabilir. Birçok akrep için evlilik gibi, ya da işbirliği gibi yani ilişki temelli hayatlarında bazı kararların olması ya da bazı düzenlemelerin olması da mümkün. Bunlar beklenmedik konular da olabilir. Yani bir anda sürpriz bir şekilde oluşabilecek bazı ilişkiler ve bunlarla beraber hızla alınan bazı kararlar hayatımızda yön değişiklikleri, yer değişiklikleri. Söz konusu olabilir. Biraz sürprizlere de açık bir yeni ay döngüsünde olduğumuzu söyleyebiliriz. Özellikle ocağın son haftasında gökyüzündeki bu tesirler, güçlü tesirler yoğunlaşacak gibi görünüyor sevgili akrepler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.